Haziran'da gerçekleşecek seçimle alakalı. Daha önce etrafıma da bana soranlara da defalarca girmeyeceğimi söylememe rağmen bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Bu sebeple bunu net bir şekilde listelerin verileceği son tarihi beklemeksizin ve Galatasaray'da böyle bir dedikodunun önünü kapatmak adına bugün sizlerin karşısında açıklamak istedim. Bugün bu basın toplantısını yaparken son gelişen olaylarla ilgili özellikle de maalesef Galatasaray değerlerine hiç yakışmayan ve organize şekilde yapılan divan kurulu, olağanüstü divan kurulu ile ilgili orada söylemlerde bulunanlarla ilgili bir takım cevaplar vermek ve Galatasaraylıları aslında arkada ne kadar çirkin ve sadece kişilerin kendi egolarının ve iktidar kavgalarının ön planda olduğu çirkin bir mücadelenin yaşandığı konusunda da sizleri bilgilendirmek istedim. Bizler aday olurken Galatasaray'ın eskisi gibi değerlerine sahip çıktığı, eski değerlerin yaşandığı, benim de zamanında gençken yöneticilik yaptım ve genç yaşımda Galatasaraylı olmama sebebiyet vermiş değerlerle yaşamasını sağlamak adına ve Galatasaray'ın mali ve manevi özgürlüğüne kavuşması açısından çok zor bir dönemde aday olduğumuzu defalarca söyledik ve bunun bir iktidar mücadelesi değil, bir Galatasaray mücadelesi olduğunu defalarca dile getirdik. Çok kısa görev süremizde çok ciddi Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek hamleler yaptık. Ve bunlar tabii ki hatalarımız da oldu ama hiçbir hatamız Galatasaray adına çizmiş olduğumuz stratejiyi değiştirmediği gibi bu stratejiden de Galatasaray'ı uzaklaştırmadı. Önce size defalarca anlattığımız fakat maalesef özellikle duyulmayan veya duyulması istenmeyen yaptıklarımız bazı önemli stratejik konulardan bahsetmek istiyorum. Birincisi Galatasaray'ın mali açıdan bir düzlüğe çıkması, borcunu ödeyen ilk büyük kulüp olması adına hem mali anlamda hem de yönetsel açıdan ciddi kurumsal disiplin uygulamak için önemli hamleler oldu. Bunlardan bir tanesi uzun süredir bütün kulüplerin de konuştuğu futbol şubesindeki takım maliyeti, futbol maliyetiydi. Geldiğimizde 50 milyon euro olan takım maliyetini bu sezonun başı itibariyle 27 milyon euroya indirdik. Kiralık oyunculardan çıkarak Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. Ve ben hala bu yatırımın Galatasaray'ın geleceği için çok pozitif olduğunu ve kadroda yüksek maliyetli oyunculardan boşalan noktaları daha uygun maliyetli ve Galatasaray'ın ödeyebileceği maliyetlerle değiştirdiğimiz zaman Galatasaray'ın futbolda uzun vadeli sürdürülebilir bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. Tekrar hatırlatmak isterim ki bunların hepsi olan genel kurulumuzun gerçekleştiği 6 ay itibariyle yapılanlardır. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan davalarda 16.2 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik. Ve gayrimenkullerimizle ilgili şeffaf bir şekilde bütün üyelerimizle gayrimenkullerimizin mevcut durumlarını, yapılması gerekenleri paylaştık. Uzun zamandır süren ve bir türlü halledilememiş olan Galatasaray'ın markasının en önemli göstergelerinden biri olan Galatasaray adasını hukuki davaları iyi takip ederek dönemimizde sonuca erdirdik ve Galatasaray adasını tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'nün mülkiyetine temiz bir şekilde, yani hiçbir kiracı olmadan üzerinde tekrar kazanılmasını sağladık. Kemerburgaz projesinin bütün gerekli izinlerini aldık. İttifak hakkımızın tapuya işlenmesi için gerekli başvuruları yaptık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz'da
onayı çıkmış bir projeyle izinleri alınmış bir arazi bulacaklar. Ayrıca Florya, hep bahsettik, Galatasaray'ın geleceğinin, yani borçlarını ödeyebilecek ve o borçlarını ödedikten sonra da Galatasaray'a geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına emlak konutla onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin yaklaşık 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık. Uzun zamandır boş duran, bir türlü kiralanamamış, içine de ciddi bir anlamda, yani bu 80 milyon TL civarıdır, yatırım yapılması gereken Mecidiyeköy binasını da Gençlik Spor Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda inşaatının yapılması için gerekli kaynağın da yaratılacağı bir şekilde kiralanması için ön anlaşmaları yaptık. Bunların hepsi Galatasaray'ın geleceği için çok çok önemli hamlelerdi. Yaklaşık sportif AŞ'de 25 milyon euroluk ilave gelir yarattık 9 ayda. Yani geçen senenin aynı 9 ayına göre. 5 milyon euro da maliyetleri azalttık. Kulüpte ilk 6 ay eksi 12 milyon TL olan gelir gider farkını artı ikinci 6 ayda artı 12 milyon TL'ye çıkararak ciddi anlamda orada da gelir arttırarak giderleri de doğru şekilde yönettik. Bunlar tabii kimsenin ilgilenmediği, söylediğimizde de dikkat çekmeyen, Galatasaray'ın geleceğini gerçekten etkileyecek olan konulardı. Ve Galatasaray'ın toplam yükümlülüklerini %10, bu kadar kısa vadede %10 kadar azalttık. Ama dediğim gibi Galatasaray'daki mevcut mücadele bu yapılan doğru işlerin duyulmasını, hatta takdir edilmesini engelledi. Şimdi gelelim. Bunun dışında da yaptığımız birçok şey var. Kurumsallık adına mesela bu kadar kişinin çalıştığı bir şirkette olmayan bir insan kaynakları departmanını kurduk. Prosedürleri yazdık. Aslan Kart projesiyle ilgili bağımsız bir kuruluşa ihale yaptırdık ve ihale sonuçlandı. Yeni gelen yönetim de o ihale, bağımsız ihalenin sonucunda gerekenleri yapabilecek. Bunun dışında dijitalde ilave 25 milyon TL gelir yarattığımız gibi dijital pazarlama ve dijital kanallarda Galatasaray Televizyonu'nun da çok ciddi anlamda gelirini arttıracak dijital platforma çıkması adına da çok önemli projeleri tamamlamış ve uygulama aşamasına getirmiş bulunuyoruz. Tüm bunların sonucunda biliyorsunuz bir olağan genel kurul gerçekleşti. Bu olağan genel kurulda bir sonuç ortaya çıktı ve bu sonucun gereği olarak biz hemen ertesi gün seçimi ilan ettik. Daha sonra biliyorsunuz bir takım davalar açıldı. Bu davalara karşı savunmamızı da o dönem aday olan iki başkan adayı ve divan başkanı ve o genel kurula divan başkanlığı yapan Sayın Metin Sinan Aslan'la birlikte şeffaf bir şekilde yürüttük. Hatta kendilerine de bu süreçte arzu ederlerse kulüp avukatımızın değil, onların belirleyeceği bir avukatın da bu süreci götürebileceğini söyledim. Tüm bu süreç sonunda biliyorsunuz son gün tekrar açılan bir dava sonucu tekrar seçimimiz ertelendi. İptal oldu daha doğrusu. Bir hafta önce seçimin iptal olması durumunda adaylar bana ne yapacağımı sormuşlardı. Ben de onlarla bir araya gelerek bir tarih belirleyeceğimizi söylemiştik. Tabii bunlar Galatasaray'da herhangi bir başkanın sürekli yaşadığı bir şey değil. Bunlar benim de ilk defa karşılaştığım şeyler. Burada Galatasaray'ın geleceği için doğru kararı vermek lazım. Ama seçim yapacağım konusunda ısrarla defalarca söyledim. Fakat ondan sonra başka bir oyun başladı. Bütün bu süreçte samimi davrandığımız, samimiyetle bu süreci götürdüğümüz bütün taraflar bu olayı başka bir tarafa çekmeye çalıştılar. Başta divan başkanı ertesi gün bir olağanüstü genel kurulu ilan etti. Divan kurulu toplantısı ilan etti. Bunun negatif olabileceğini kendisine iletmemiz ama kendi takdiridir. Fakat daha da acısı bu divan toplantısında Galatasaray değerlerine hiç uyuşmayan, Galatasaraylık başkanlık makamının değerinden bahseden birçok insanın bu Galatasaray başkanlık makamına hakaret ettiği,
divan başkanımızın ve divan kurulunun da bunu hiç kesmediği, uyarmadığı bir toplantı izledik. Açıkçası Galatasaray için çok kötü bir toplantı oldu. Elimde bütün yeni üyelerimize dağıttığımız Galatasaray İşbirliği Topluluğunca da kabul edilmiş Galatasaray Temel Değerler Kitapçığı var. Daha önce bunu defalarca söyledim. Bu değerler kitapçığı bizim için çok çok önemli. Her şeyden çok önemli. Çünkü değerlerinizi kaybederseniz geleceğinizi kaybedersiniz. Ama bu değerler kitapçığından sürekli bahseden, değerlerden bahseden arkadaşlarımızın kendi amaçları doğrultusunda bu değerlerden ne kadar uzaklaşabileceklerini, bu değerleri kısa vadeli kar için ve güç için nasıl ezebileceklerini net bir şekilde gördük. Yani onlar için kişisel güçleri ve kişisel gelecekleri maalesef Galatasaray değerlerinin önüne geçiyor. Şimdi burada bazı konuşmalar yapıldı. Onlara da cevap vereceğim. Birincisi Sayın Helvacı çıktı. Maalesef çok içimi acıtan bir konuşma yaptı. Maalesef insanlar bazen geçmişte yaptıklarının söylediklerine ne kadar ters düştüğünü fark etmiyorlar. Sayın Helvacı ada konusundaki sözleşmenin imzalanmasında olayın içindedir. Yani bugüne gelen, bizim dönemimizde Galatasaray'a tekrar geri kazandırdığımız ada konusunda. Tüzük yapılan, bugün tüzük konusunda hukuki olarak ciddi sıkıntılar olduğu herkesce malum. Bunun içinde olmuş bir Galatasaray'dır. Onun üstüne ikinci başkanlığını yaptığı Adnan Polat döneminde birkaç ay önce sanırım Adnan Polat maskesi takarak hepimiz Adnan Polat'ız diye ortada dolaştıktan sonra Galatasaray olan genel kurulunda başkanı konuşmaya kalkarken ayağa kalkmamış, başkanı eleştirirken de o eleştirenleri yönetim kurulu masasında oturmaya devam ederek alkışlamış bir Galatasaraylıdır. Kendisinden Galatasaraylılık öğrenecek değilim. Adayların söylemlerinden bir tanesine bahsetmek istiyorum. Metin Öztürk Bey kendisi beni kayyum başkan olmakla itham etmiştir. Galatasaray'ı hiç tanımadığını, Galatasaray'ın hiç bilmediğini çok net bir şekilde ortaya koymakla beraber benim iyi niyetimi kendilerine karşı yapmış olduğum davranışları da suistimal etmiştir. Kendisi, isimleri de vererek söyleyeceğim, daha bizim seçildiğimiz ikinci ayda Sayın Metin Ünlü, Divan Başkanımız Aykut Alp Bey, Sayın Tuncer Uncan'ın Galatasaraylılar Derneği'nde oturduğu ve şahit olduğu masada Mart ayında ibrasızlık, Mayıs'ta da seçim olur söylemini gerçekleştirmiş. Dolayısıyla da bu ibra mekanizmasını kendisi de zaten idari ve mali olarak ibra etmeyeceğini söylemiş ve bu olağan genel kurulu kendi iktidar mücadelesi için bir oyuncak haline getirmiştir. Bunları bugüne kadar Galatasaray ayrılmasın, ayrışmasın, kimse de bir mağduriyet olmasın, Galatasaray doğru yolda gitsin diye bunların hiçbirine cevap vermedim ama cevap vermedikçe şunu görüyorum. Kendilerine böyle bir, bu tür söylemleri, bu tür hakaretleri ve bu tür yalan haberleri sadece hep birçok kişi var. Devam ettirmeyi kendilerine hak görmeye, bir sustukça konuşmaya devam etmeye ve kendileri sanki Galatasaray'ın buraya gelmesine sebebiyet vermemiş gibi konuşmaya devam ettiler. Şimdi bütün bu süreçte de özellikle aileme, eşime, çocuklarıma ve geniş aileme çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Bu süreç içerisinde aileme ciddi anlamda maalesef saldırılar oldu. Haksız hakaretler oldu kızıma, oğluma. Onlar bence daha zor geçirdiler. Onlar çünkü böyle bir göreve ben aday oldum. Onlar aday olmadılar. Benim bu Galatasaray'da yapmak istediklerim adına onlara da ciddi anlamda tepkiler geldi. Onlar da son ana kadar yanında oldular. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gelelim o divan toplantısında benim ailemi konunun içine karıştıran Sayın Abdurrahim Albayrak ve konuşan Sayın Yusuf Güney. Abdurrahim Bey nasıl bir kişilik olduğunu şimdi size anlatacağım. 16 Nisan 2019'da
İbra edilmedikten sonra açtıkları davada iki kere dilekçede taraflı ve şimdi dilekçede önümde taraflı ve kötü niyetli olmakla suçladı. Yapmadığı bir konuşma üzerinden de genel kurulu manipüle ettiği iddiasıyla Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtığım Sayın Metin Sinan Aslan'a iki kere divan kurulunu, bizim ibra olmadığımız divan kurulunu çok iyi yönettiği için teşekkür etti. Ve sürekli konuştuklarını söyledi. Ben açıkçası Metin Sinan Aslan'ı çok iyi tanıyan biri olarak veya tanıdığımı düşünen biri olarak o konuşmalarda ne konuşulduğunu çok merak ediyorum ama Metin Sinan Aslan'ın da herhalde bunları unutmadığını da kendisini tanıyan biri olarak düşünüyorum, ümit ediyorum. Şimdi genel kurul iradesini hiçe saymış. Kuruş değil duruş tweetleriyle kendilerine takipçi kazanmak için yola çıkmış insanların neler yaptığına bakalım. Olağan genel kurul ibra olmadıktan sonra iki sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Galatasaray divan kurulu üyelerini ve bazı diğer üyelerin linç edilmesine, genç liseli kardeşlerimizin de linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedavaya aldık denilen Oğulcan'la yaratılan krizin Galatasaray'a maddi ve manevi Rize Spor'la yaşadığımız olaylarda ciddi zarar gelmesine sebebiyet oldular. Ve ondan sonra çıkıp hiçbir şey olmamış gibi, hiç bunları yaşamamışlar gibi çıkıp utanmadan o genel divan kurulunda ortaya çıkıp hadsiz iddialarda bulundular ve ailemi karıştırdılar. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağımın da bilinmesini isterim. Galatasaraylı şunu bilsin, evet kabul ediyoruz. Kısa vadede yapmak istediklerimizin tamamını istediğimiz kadar yapamadık. Ama çok yaptığımız pozitif şey var. Ve bir daha adaylara da söylemiştim. Kendi ekipleri içerisinde ben aday değilim. Benle uğraşmayın. Ben sizle uğraşmıyorum demiştim. Ekibim de sizle uğraşmıyor. Siz de lütfen buna saygı gösterin demiştim. Fakat onlar sanırım ben ve arkadaşlarımla uğraşmayı bir seçim stratejisi olarak kurgulamışlar. Eğer bu devam ederse de bundan sonra da herkese Galatasaray değerleri çerçevesinde gereken cevabı vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bir oyun olarak gören, Galatasaray'da bu oyunun Galatasaray'a verdiği zararla ilgili hiçbir endişesi olmayan insanlar maalesef Galatasaray'da bunu yapmaya devam edecekler. Ben bu oyunun parçası olmayacağım gibi bu oyunla mücadele etmeye de dışarıdan devam edeceğim. Evet. Daha çok söyleyecek şey var ama sizlerin de sorularını alayım. Çok uzatmak istemiyorum. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Umarım bir gün Galatasaray başkanlık makamına zarar vermek için Galatasaray'da erken seçim yaptırmak için sonuçları kabul etmeden illegal bahis çeteleriyle işbirliği yapanlar da yargımız tarafından ortaya çıkarılır. Ben bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulundum. Tabii dönemimizde sorularınızı almadan şunu da söyleyeceğim. Dönemimizde çok ciddi Galatasaray'da hep tartışılan ama kimsenin açmaya cesaret etmediği konuları açıp şeffafça üyelerimizle paylaşıp tartıştırdık. Her açtığımız konu tabii ki bu konulardan beslenenlerle ilgili veya bu hataların parçası olmuş insanlarla ilgili rahatsızlık uyandırdı. Türk futbolunda da göreve geldiğim andan itibaren ciddi bir mücadele, sistem adına kişilerle değil sistemle mücadele yürüttüm. Bu da hep söyledim. Eğer Türk futbolu veya Türk sporu doğru yönetilmezse, bu kadar borçlu olan marka değeri artmazsa ve azalmaya devam ederse bu kadar borçlu olan kulüplerin buradan çıkma ihtimali yok dedim. Ve bunun olması için de ciddi samimi, bu samimiyette olan kulüplerle de beraber ciddi bir mücadele verdim. Örneğin zamansız yapılan, sebebi belli olmayan hakemlerin görevden alınması ile ilgili
ilk açıklama yapan kulüplerden bir tanesi Galatasaray olduğu gibi federasyon başkanımızın istifasından önce de istifa çağrısında bulunan ilk kulüp Galatasaray Spor Kulübü oldu. Tabii insanlar bu tür mücadelelerin dışarıda bağırarak verilmesini istiyor olabilir ama dışarıda bağırıp da sonra ben mecburen konuştum diyen geçmiş yöneticilerimizi de biliyoruz. Biz bunu samimiyetle Türk futbolu için sadece Galatasaray'ın değil tüm kulüplerin bekası için yaptık. Bu mücadelede maalesef karşımızda taraflar oluşturdu. Tabii şunu tercih eder miydik? Bunu hep söylediler. Niye bu kadar fazla cephe açtınız? Biz bunu hiçbir zaman, tekrar söylüyorum, bir iktidar mücadelesi görmedik. Bir Galatasaray mücadelesi gördük. Ve Galatasaray'ın Türk sporundaki önderliğinin gereği olarak gördük yaptığımız şeyleri. Uzun vadede iktidarımızı korumak için maalesef Galatasaray'da yapılan ve Türk sporunda yapılan hatalara göz yummadık. Bunun bedelini olağan genel kurulda maalesef ödemiş olabiliriz ama hala Galatasaray için doğruyu yaptığımızı ve bunun da çok yakın zamanda anlaşılacağını düşünüyorum. Evet, buyurun. Aday olmama kararınızın hem size, ailenize, Galatasaray'a, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Benim hani son muhtemelen basın toplantısında karşı karşıya geliyoruz Galatasaray Kulübü Başkanı olarak en azından. Dolayısıyla iki tane sorum var. Bir tanesi anlattığınız yaptıklarınızı, özellikle maddi anlamda yaptıklarınızı. Ama bunlar zaten yani Türkiye'de hiç kimse için, kongrede bile mesela kongre üyelerinin çok da fazla teveccühü göstermediği bir şey olacak ki ibra edilmediniz idari anlamda. Şimdi kendinizi bütün resme baktığınızda, aday olduğunuz süreç ve bugün bu konuşmayı yapan Burak Elmas olarak baktığınızda, hı hı, kendinizi Burak Elmas'ın dışına çıkartın ve bir Galatasaray taraftarı olarak Burak Elmas'ı başarılı buluyor musunuz? Hadi birazcık da sosyal medyayı katalım. Siz de kullanıyordunuz çünkü başkan olmadan, hı hı, önce. Başkanken de kullanıyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda bir Galatasaray taraftarı olarak Burak Elmas'a nasıl bir tweet atardınız? Birinci sorum. Evet. Birinci sorunuzun cevabı şu: Galatasaray taraftarı, evet, ben her şeyden önce hala bir Galatasaray taraftarıyım. Ve burada futbolda sonuçların iyi gitmediği ve futbolda başarının taraftar için çok önemli olduğunu düşünürsek, ben zaten kendim de söyledim daha önce bir röportajımda. Taraftar olsam Burak Elmas'a büyük bir ihtimalle çok tepki gösterirdim. Orada daha haksız görmüyorum. Tabii bunun seviyesi ayrı bir şey. Hakaret etmek küfür değil ama ciddi anlamda eleştirirdim. O kesin. Taraftarla üyeleri birbirinden ayırmak isterim. Çünkü üyelerin bir sorumluluğu var. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili taraftar Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda değil. O anki başarıyla mutlu olmak ister. Takımının şampiyon olmasını ister. Her gittiği maçta takımı kazansın ister ama üyenin daha uzun vadeli bakma sorumluluğu var. Zaten Galatasaray'ı bu borç seviyesine getiren ve daha iyi yönetme yarışı değil de Galatasaray'ı buradan kurtarma yarışına girilmesine sebep olan da üyelerimizin bugüne kadar almış olduğu kararlardır. Ben dahil. Ben de üyeyim. Bugün, yani biz kısa bir süre sonra tekrar üye olacağım. Onun için üyelerimizin taraftar gözlüğüyle, şapkasıyla bakma lüksü yok. Bunun cevabını da umarım almışsınızdır yeteri kadar. Tweet ne atardınız? Bilmiyorum. Onu tweet atarsam düşünürüm. Peki. Son sorum. Dursun Özbey'in dün akşamki olağanüstü bir, ya bize gelen bilgi o yönde, bir adaylık süreci içerisine girdiğine ilişkin haberlerimiz var. İki tane de aday var. Üç tane de aday var. Pardon. Sayın Develioğlu galiba bir de üçüncüsü. Evet. Yanlış söylemeyeyim ismini. Bu üç aday, bu dört, yani üç adaydan bir tanesini desteklemeyeceğiniz tarzında bir ifadeler aldım. En azından adayların sizin başkanlık sürecinde göstermiş olduğu tavırlar sebebiyle. Dursun Özbek aday olursa Burak Elmas Dursun Özbek'i destekler mi? Yani benim desteğimin şu aşamada herhangi bir önemi yok. Açıkçası bunu da hiç düşünmedim. Bir seçim süreci vardı. Orada iki aday oldu. Daha sonra seçim, biliyorsunuz, mahkeme tarafından iptal edildi. Tekrar ilan ettik. Demokrasiye inanan herkes bu seçimde tekrar aday olacaklara, kendim aday olmadığım için rahatça konuşuyorum, saygı göstermeli. Aday olanların, benim de bir oyum var. Aday olanların söylemlerini ve Galatasaray değerlerine gerçekten gönülden riayet edip etmediklerini gördükten sonra
ve Galatasaray'ın mevcut durumunu daha iyi, ne kadar iyi anladıklarını gördükten sonra ben de şahsen kime oy vereceğimi karar vereceğim. Ama mevcut iki adaya oy vermeyeceğimi söyleyebilirim. Başkanım, Demirören Haber Ajansı Serhan Türk. Hayırlı olsun aldığınız karardan dolayı, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bir sorum var aslında benim. Ama bütün her şeyi böyle içine alabilecek bir soru. Bir, bu son transfer döneminde müdahaleniz oldu mu? Transfer çalışmaları yaptınız mı? Campos'un ücreti çok konuşuldu. Campos'la ilgili bir durum nedir? Torrent'in son durumu nedir? Torrent'le bir görüşmeniz oldu mu? Takımla ilgili bir harmanlayarak size bir ufak bir soru sorayım dedim. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Bu da çirkin dedikodulardan ve yalan haberlerden pompalanan bu süreçte bir tanesi. Luis Campos bugüne kadar Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadı. Yeni bir sistem kurduk. Galatasaray'ın uzun vadeli futbol stratejisinin kişilere değil bir sisteme bağlı olması adına. Maalesef bu seçim süreci, tabii ki onlar da şaşırıyorlar bizim şaşırdığımız gibi. Onlar yabancı olduğu için daha da şaşırıyorlar. Onları da şok etti. Zaten Luis de bir açıklama yaparak bu sistem içerisinde çalışılamayacağını ve görev yapmayacağını söyledi. Ama bugüne kadar Galatasaray kasasından bir kuruş almadığı gibi zaten kendisiyle önümüzdeki sezon ilk önce bir anlasın Galatasaray futbol takımının ihtiyaçlarını, geleceğe yönelik sistemsel ihtiyaçları, ondan sonra anlaşırız diye düşünmüştük. Mayıs ayında imzalayacaktık. Bu seçim sonuçlarından sonra kendisiyle imza atmadık. Yeni gelen yönetim kendisiyle çalışmak isterse kendisini ikna etmek mecburiyetinde. Tabii kendileri nasıl uygun göreceklerse. Torrent'le ve Pasquale ile konuştuk. Dediğim gibi Galatasaray'da hiçbirimiz kısa vadeli 5 ayda gideceğiz, 5 ayda olan genel kurulda böyle olacak değil. Dönemimiz içerisinde Galatasaray için en doğru olan kararları almaya çalışıyoruz. Biz de öyle yaptık. Şimdi o da aslında bir kötü niyet göstergesidir. Bu süreçte birkaç olay oldu. Gayrimenkul satışları, gayrimenkullerimiz var sponsorluklardan elimizde olan. Bir de bazı şubelerimizde, özellikle voleybol şubesinde sezon transferlerinin erken sonuçlanması adına mecburiyeti. Çünkü aksi takdirde hem oyuncu bulmakta zorlanabiliyorsunuz hem de maliyet artabiliyor. Ben bunlarla ilgili ilgili arkadaşlarımı iki başkan adayına da yolladım. Hatta kendilerine mail atarak, e-posta atarak da burada kendi görüşlerini alarak onların da bu karar sürecine dahil olmalarını arzu ettim. Hassasiyetle görevi bırakacağımızın bilinciyle hareket ettik. Bir gün önce yönetim kurulunda dönemimizde herhangi bir transfer yapmama kararı almamıza rağmen ertesi gün böyle çok garip, iyi niyetten uzak Eşref Bey'in bir yazısı geldi. İşte bunlar hep zaten Galatasaray'da söylediğim olayların bir örneği daha. Maalesef bu süreçte ben Eşref Bey'le, Metin Bey'e de çok samimi davrandım. Hatta kendilerine yapılmaya çalışılan bir takım bel altı siyaset, Galatasaray için siyaset hamlelerini de engellemek için bir Galatasaraylı olarak elimden geleni yaptım. Fakat bu iyi niyetin suistimal edildiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Uğran Can Terzi, Ajans Spor. Sayın Başkan, hayırlı olsun. Öncelikle kararınız. Konuşmanızın başında olağanüstü divanı eleştirdiniz. Orada yapılan evet. Konuşmalar ve divan organizasyonunu da aslında eleştirdiniz. O gün hatırlıyorum, aslında orada sizden beklenen o gün sessiz kalmanızdan kaynaklı. Hani net konuş seçim tarihiyle ilgili net bir açıklama yapmadınız ve ona büyük bir tepki vardı. Ve elinizde 28'i olarak açıklamak varken işte 11'i olarak açıklamanıza tepki vardı. Neden o dönem 28'i açıklamadığınızı şu an açıklayabilir misiniz? Şimdi başından beri seçim yapacağımı ve aday olmayacağımı söyledim. Hatta bana sordular iptal olursa ne yapacaksın diye. Sizlerle de adaylarla da görüş alışverişi yaparak yeni bir tarih ilan edeceğiz. Bu seçim olacak dedim. O gün saat adaylarımızla toplantı yaptık hemen karar öğrendikten sonra. Kendileri 21-28 tarihini talep ettiler. Ben de onlardan istişare etmek üzere kısa bir izin istedim. Onlar orada beklerlerken baktım konu, biz de o sırada itirazımızı gerçekleştirdik. Yani bu seçim bizi etkilemediğini, bizim zaten girmeyeceğimizi, bu seçimin yapılması gerekliliği konusunda itirazımızı yapmıştık.
Onun sonucu da sanırım 3 veya 4.45'te elimize ulaştı. O arada divan başkanımızı arayarak ben kendilerine tarihle ilgili kararımızı ileteceğim. Burada bekletmeyelim, özür dilediğimi iletirsiniz dedim. Kendileri çıktılar, bir basın toplantısı yapacaklarını öğrendim. Ve basın toplantısını gerekirse burada basın toplantısı odasında yapmalarını veya Galatasaray tesislerinin yani Galatasaray kulübü içerisinde yapmalarını için imkan sağladım. Dışarıda yapacaklardı. Dolayısıyla bu kadar iyi niyet gösterdik. Fakat oradan sonra gelişen olaylar, yaratılmaya çalışılan cephe kasıtlı olarak üzerine üyelerimizi de oy topluyor, imza topluyordu. Üyelerimizin arzu ettiği tarihi diğer adayların arzu ettiği tarihten daha önemli gördüm. Ve zaten bir daha önce yaptığımız bir görüşmede de yani Sayın Metin Öztürk şöyle demişti. İşte bu bütçe şahitli bir toplantıda. Sanırım ikinci toplantıydı. İlk seçim sürecindeki bu dava sürecinde. Biz rica edelim Burak Başkan'dan biraz daha fedakarlık yapsın. Seçimi ertelesin 2 ay. O arada bütçeyi de oy birliğiyle çıkaralım demişti. Yani bu 2 ay ertelemeye karşı olmayan birinin çıkıp da böyle bir seçim ilan edecek bir başkana karşı böyle söylemlerde infialde bulunmasını iyi niyetten çok uzak buluyorum. Galatasaray üyeleri de bu niyeti umarım doğru şekilde değerlendirirler. Evet. Sayın Başkan, şunu da sormak istiyorum. Sizin kendi döneminizde belki en çok yıpranmanıza sebep olan işler kendi içerinizdeki istifalar, yani kendi organizasyonunuzdaki belki kimi yöneticilerin istifası, kimi CEO atadığınız olarak kişilerin istifası veya sizin destekçilerinizin sizden kopması sonrası yaptıkları muhalefet belki de en çok sizi yıprattı. Beraber yol arkadaşlığı yaparken bu duruma nasıl geldiniz Sayın Başkan? Tekrar dediğim gibi biz bir idealle yola çıktık. Kişiler veya kişilerle birlikte olmak o idealden vazgeçmemizi sebep değil. Seçilirken birlikte çalışarak seçilmediğiniz için bütün arkadaşlarla fikir birlikteliğinde olmak, çalışırken uygulamalarda aynı fikirde olmak veya arzu ettiğiniz vizyona gidiş yoluyla ilgili vizyondan kopmadan farklı fikirleriniz olabiliyor. Farklı fikirlerimiz olan profesyonel ve yönetici arkadaşlarımız oldu. Ve yollarımızı ayırdık. Bu yolları ayırırken de bunu en şık şekilde Galatasaray'a en yakışan şekilde yaptığımız gibi de arkadaşlarımız aleyhinde ben başta olmak üzere herhangi bir yerde herhangi bir negatif söylemde bulunmamaya özen gösterdik. Her ne kadar karşı taraftan aynı samimiyeti ve nezaketi görmesek de. Göreve geldiğimiz andan itibaren maalesef 5 başkan adaylı bir seçimden galip çıktık. Bazı başkan adayları o seçimin sonucunu kabul etmediler. İşte Metin Öztürk Bey'in söylemini size şahit masada yaptığı söylemi söyledim. Yani zaten bu mali tabloda mali ibrazsızlık için dahi çalışmış olan bir başkan adayı zaten bunu kasıtlı bir seçim olması için ve tekrar iktidara gelmek için yapıyorlar. Bu bizim gündelik işlerimizi de devam etti. Maalesef dışarıda bu kadar cephede savaşırken, Galatasaray'ın mali anlamda çok ciddi radikal kararlar alması gerekirken, kurumsal anlamda ciddi kararlar alması gerekirken, özellikle Galatasaray'ın birçok şirket içinde geçerli pandemi döneminde doğru yönetilmediği ve büyük bir boşluktan geçtiği dönemden çıkarken yapılması gereken işlerle uğraşırken en çok sıkıntıyı çalıştırılmamak konusunda her yapılan konunun mercekle bakılarak eleştirilmesi sebebiyle çok zorlandığımızı söyleyebilirim. Bundan sonra gelen yönetime de aynısı yapılırsa onlar da dışarıyla mücadele etmek ve Galatasaray'da yapılması gerekenlerle mücadele etmek yerine içeride çalıştırılmamakla mücadele etmeye ve kendini savunmakla geçirecekler. Umarım bize bunu yapan arkadaşlarımız bunun Galatasaray'a bir faydası olmadığını anlarlar ve Galatasaray için, kimse için değil, bundan vazgeçerler. Galatasaray'ın konularına odaklanırlar. Evet. Sayın Başkan, kararınız size, yönetime, camiaya hayırlı olsun. Sezgin Gelmez, Beyaz TV. Konuşmanızda hatalardan bahsettiniz, yapmış olabiliriz dediniz. Fatih Hoca'yı göndermeniz, yerine Torrent'i getirmeniz sizce bir hata mıydı? Torrent'ten istediğiniz randımanı aldınız mı? Ve şu anda olsa yine aynı kararı verir miydiniz? Birinci bunu sormak istiyorum. Bir sorum daha olacak, müsaade edersin. Bu konuyla ilgili içeride de çok tartıştık zamanlamasıyla ilgili. Ben yine kendi bakış açımdan ve
kişisel karşımdaki kişiyi de koruma açısından doğru kararı ve doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. O dönem açık söyleyeyim. Zaten çok net Fatih Hoca ile ilgili görüşlerimi anlattım. Orada da biliyorsunuz çok samimi şekilde kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonra Fatih Hoca ibrahsızlık için çalıştığını arkadaşlarıma teyit etmiş olsa da ben tekrar aynı şeyleri söyleyip daha fazla ilave bir şey ayrılık sebebiyle ilgili söylemeyeceğim. Ayrılık sebebi demin dediğim gibi bizim ideallerimizle, uygulama hızıyla ilgili ve Galatasaray ile Florya'nın, Galatasaray Spor Kulübü'nün merkezi ile Florya'nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle ve bunu birleştirme zarureti sebebiyle almış olduğumuz bir karardır. Torrent ile ilgili Torrent'i uzun vadeli projenin parçası olarak getirdik. Ama tabii onun da zorlukları vardı. Kendisi de kabul etmek lazım. Her gün daha birinci geldiği günden itibaren ağır ithamlarla karşılaştı. Organize bir şekilde yıpratıldı. Takımın burada çok baskı altında oynadığı ve özgüvenini kaybettiği bir sezonda zaten kendisinden bir mucize beklemiyorduk. O an için lig ve kupa zaten Galatasaray Spor Kulübü için hedef olarak bitmişti. Biz o 6 ayı yeni bir teknik direktörün ve bu kurmak istediğimiz sistemin uygulanmasına harcamayı ve gelecek sezon bunları hazırlamış şekilde geçmeyi önemli gördük o sırada. Yani bunun devam etseydi, biz devam etseydik bunun hata veya doğru olup olmadığını zaman ve sonuçlar gösterecekti ama şu anda bu bir öngörü oldu sadece. Bir de şunu sormak istiyorum ikinci olarak. Çok iyi bir Galatasaraylısınız. Galatasaray'ın her zaman başarılı olmasını istersiniz. Yapamadığınız işlerden yeni başkana en önemli yapması gerektiği iş olarak neyi önerirsiniz, neyi söylersiniz? Mutlaka bunu yap diyebileceğiniz ne var onu sormak istedim. Teşekkür ederim. Seçim döneminde bana bunu çok sormuşlardı. Galatasaray'da ilk neyi yaparsınız diye. Ben de o gün verdiğim cevabı tekrar sizin bu sorunuza vereceğim. Galatasaray'ın mevcut durumu birçok işin önceliklendirilmesini ve aynı anda çözülmesini gerektiriyor. Dolayısıyla bir şey değil, büyük bir ihtimalle 20-25 tane konu verebilirim. Bu konuların birçoğu bizim dönemimizde kısa da olsa hazırlığı yapılmış ve kurulmuş yapılar. Hani burada söylemediğim biraz önce bir şey daha söyleyeyim. Hani yaptıklarımız konuşulmuyor. Mesela basketbolda bir AŞ'ye dönük bir sistem kurma sözü vermiştik. İşte bugün küme düşme mücadelesi vermiş basket takımının. Sevgili Erden Timur ve Barış Nane ile beraber, o gün ve gün çalışan Barış Nane ile beraber geldiği nokta malumdur. İşte biz model yaratmaya çalıştık. Şimdi ümit ediyorum bu modeli çalıştırmaya devam ederler. İleride AŞ olur ve basketbol kendi başına gittiği bir diğer profesyonel amatör diyeyim ya, amatör şube değil artık onlar, voleybol vesaire diğer şubelerimizde de bu tür yapıları buradan aldığımız öğrenimler ve cesaretle devam ettirirler. Çünkü Galatasaray'da gelecekte bu tür şubelerin, Galatasaray markasını tanıyan, taşıyan şubelerin sürdürülebilir başarıyla zarar etmeden devam edebilmesi çok önemli. Bunun gibi demin bahsettiğim başlamış, sonuçlandırılmış kart projesinden arazi projelerine birçok konu var. Bunların hepsini acil olarak hızlı şekilde halledip Galatasaray'ın geleceğini kurtarmaları ve sürdürülebilir başarılara yol açmaları öncelik. Ne kadar bilgileri ve haberleri var onu bilmiyorum tabii. Futbol takımında da demin söyledim, maliyetten yani Galatasaray futbol takımı tekrar böyle kişilerin popülaritesi için kısa vadeli yüksek maliyetli oyuncular transfer edemez. Onlara zaten geldiğimizde mevcut scout ekibimizin yeni bir scout da gelmiştir Luis döneminde. Pasquale sportif direktörümüz onlara transfer stratejisini sunacak. Onlar nasıl uygularlar? Onların kararı. O stratejiye uyarlar mı? O da tekrar onların kararıdır. Tekrar söylüyorum yani orada da yapılacak hamleler belli. Bir sonraki gelen yönetim çok daha düşük bütçeli bir takımı daha uygun lider yabancılarla donatma şansına sahip olacak. Bu şansı biz hazırladık. Onu biz kullanamayacağız maalesef ama umarım kendileri doğru seçimleri yaparak ilerlerler. Buyurun. NTV Gürkan Aksayın Başkan, öncelikle kararınız hayırlı olmasını diliyorum. İki sorum var. İlki aslında Sezgin abinin ilk sorusuna paralel Torrent kısmıyla alakalı olarak mutlaka görüşme yapmışsınızdır. Çünkü tazminatı ile ilgili merak edilenler var. Başkan adayları devam etmeyeceklerini açıkladılar. Elbette ki onların kararları ama
Bu görüşmeden ya da tazminat indirimi ihtimali var mı? Bunu soracağım. Bir de yönetim üzerindeki ibrasızlık kararı, sizin yönetiminizden bahsediyorum, evet, kalkarsa. Hı hı. İleriki bir dönemde Burak Elmas'ı yeniden Galatasaray Başkan Adayı olarak görür müyüz? Birinci sorunuzla ilgili şunu söyleyeyim. Aslında bu da adayların yaptığı, özellikle bir adayın yaptığı yanlışı burada anlatmam için bir vesile olacak. Galatasaray'ın sezon devam ederken, hakikaten bu sene çok zor bir sezon geçirdik. En fazla da biz üzüldük ve strese girdik. Toparlamak çok kolay olmuyor. Özellikle de bir genç oyuncu grubunun özgüven problemi yaşadığı ve bu kadar eleştirildiği bir dönemde onlara özgüven kazandırmak ve yeni bir başlangıç yapmak aynı sezon içerisinde kolay olmuyor. Biz bunlarla mücadele ederken ve başında bir teknik direktör varken Galatasaray'ın maalesef seçim söylemlerinde o kişinin de görevi yapması zorlaştırıldı. Seçim sonucunda gideceğini bilen bir kişi nasıl takıma hakim olabilir? Nasıl bir sonraki maçı takımı motive edebilir? Gittiğinde şampanya patlatacağı söylenen bir teknik direktör nasıl o takıma güven aşılayabilir? Bunlar da Galatasaray'ın, bunları da Galatasaray'ın takdirine bırakıyorum. Torrent'le konuştum. Ben tekrar söylüyorum, futbol bilgisine, karakterine çok güveniyorum. Ama dediğim gibi doku uyuşması her zaman olmayabilir. Bunun garantisi yok. Rakiplerimizin de işte görüyorsunuz bir sezon içerisinde kaç teknik direktör veya dönemlerinde kaç teknik direktörle çalıştıklarını. Bu doğal, futbolun içinde var. Fakat şu anda lig devam ediyor. Böyle bir konuşmanın lig bittiğinde yapılması gerekir. Tekrar da bu adayların da kendisini tanıması, projelerini anlaması için de konuşmak lazım. Bu tazminat olayı çok maalesef, o da çirkinleştirildi. Dediğim gibi geldiğimizde herhalde yeni bir sisteme, bu uzun vadeli bir sistem bakış açısıyla herhalde 5 aylık, 4 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu. Bundan önce de oldu. Kimse bundan önce imzaladığımız faydalı olmamış oyuncuların tazminatını o dönem o imzayı popülerite için atan yöneticilerden istemedi. Aynı şekilde teknik direktörler de bu şekilde. Bunlar hep iyi niyetli olmayan şeyler ama dediğim gibi Torrent iyi bir insan, iyi bir teknik direktör hala. Onu araştırıp zaten getirdik. Bundan sonraki yönetim kendisiyle kendi tercihleri doğrultusunda. Bu sadece Torrent için geçerli. Ciddi bir Florya'da futbol yapılanması yapmaya çalıştık. Uzun vadede Avrupa'da mücadele eden kulüpler bazında rekabet edebilecek bir yapı için. Maalesef bunun bir ayağı seçim dönemi içinde Luis Campos'un yaptığı açıklama sebebiyle ortadan kalktı ama hala orada değerli profesyonel arkadaşlarımız var. Onlarla dediğim gibi çalışma çalışmama kararı yeni seçilecek başkan ve yönetimindir. Orada bizden görüş isterlerse de zaten bizim görüşümüz maliyetsiz. Galatasaray'ın doğrusu için doğru düşündüğümüzü hep söyleriz. İkinci sorunuza geleyim. Galatasaray'la ilgili yaşadığım en büyük hayal kırıklığı, bütün çabama ve bütün gösterdiğim iradeye ki benim buna karakterim de çok uygun rağmen Galatasaray'ı birleştirmeye başaramamış olmam ve Galatasaray'ın da böyle bir iradesi olmadığını görmüş olmam. Açıkçası bundan sonra Galatasaray'da hep söyledim, bir birleşme mücadelesinin sonuçlanacağını düşünmüyorum. Galatasaray kendi içerisinde bir fikir mücadelesi verecek. Ben bu fikir mücadelesinin her zaman demin söylediğim fikrin Galatasaraylı olarak savunucusu olmaya devam edeceğim. Galatasaray başkanı olarak görüp görmeyeceğinizi zaman, tarih daha da önemlisi genel kurulu üyelerimiz o zaman ve tarih geldiğinde karar verir ama ben hep bir Galatasaraylı olarak burada olacağım. Onun için Galatasaraylı endişelenmeye, geleceği için de fikir üretmeye devam edeceğim. Evet. Safa Kaan Öztürk, Sportsel. Sayın Başkan, aslında iki sorum vardı ama daha demin zaten cevapladığınız fikir mücadelesine devam edeceğinizi söylediniz. Bunu da hep belirtiyordunuz. O yüzden direkt diğer soruya geçiyorum. Futbolda ve basketbolda göreve geldikten sonra Haziran'da başladığınız yapılanma ile şu anki yapılanma çok farklı. Basketbolda da, futbolda da, yani basketbolda Ekrem Hoca ile yollar ayrıldı. Futbolda Fatih Hoca ile yollar ayrıldı. Futbolda tamamen başka bir sisteme geçildi. Ve siz daha demin de kişilere değil sisteme bağlı bir yapıdan sistem, bahsettiniz. Ama hep söylediğiniz sistem değil, kişilerle konuşuyorsunuz. Sistemde hiçbir değişiklik olmadı iki tarafta da. Yani şöyle, daha demin de söylediniz, Florya ve kulüp arasında, Fatih Hoca dönemini kastıyorum, bir kopukluk olduğunu gördünüz. Şu anda tamamen size bağlı bir danışman vardı, bir sportif direktör ve en son teknik direktör. Yani bence en azından Ocak ayından sonraki yapılanma biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum ben, Haziran'a göre. Yok, ben demin de söyledim, aslında bu soru benim söylediğimin teyidi. Hı hı. Biz kişiler
konusunda tabii ki herkese büyük başarılı. Ekrem Hoca da, Fatih Hoca da Galatasaray büyük kez yönetmiş, Galatasaray Spor Kulübü üyesi kişiler. Yöneticiler de öyle, ben de öyleyim. Ama biz dönemimizde kişileri sistemlerden önemli görmedik. Sistemin yürümeyeceğini veya sistemin bizim arzu ettiğimiz hızda bir yere varamayacağını gördüğümüz zaman gerekli, üzülerek de olsa, önemli kararları almak durumunda kaldık. Bu kişilerin Galatasaray ile ilgili ve geçmiş hizmetleriyle ilgili değil, Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili kararlardır. Bila istisna bu kafamızdaki hiçbir stratejiyi ve sistemi değiştirmedik. Yani aslında başladığımız noktada hani tamamen devam ettiğimizi, evet, düşünüyoruz. Bugün de eğer görevde kalsaydık da başta ne söylediysek aynı sistemleri oluşturmaya devam edecektik. Maalesef işte sizin sorunuza baz olayım. Maalesef Galatasaray'da gelecek sistemleri, Galatasaray'ın operasyonlarını kişilere zimmetlemek gibi kötü bir alışkanlık var. Hiçbir kişi Galatasaray'dan önemli değildir, buna ben de dahil. Galatasaray'da önemli olan Galatasaray'ın uzun vadeli devamlılığı ve Galatasaray'da uzun vadeli sürdürülebilir başarı getirecek sistemlerin kurulmasıdır. Bu kolay bir şey değil, çünkü bazen popüler olmayan, sizi popüler yapmayacak kararlar almak zorundasınız. Arada hatalar da olabilir ama hiçbir hata bu stratejiden uzaklaştıracak bir hamle olmamalı. Alacak önüne. Evet. Teşekkürler. Nevzat İndar, Milliyet. Sayın Başkan, hayırlı olsun. 11 Haziran'daki seçim iptal olursa ya da herhangi bir şekilde sıkıntı yaşanırsa buna karşı tepkiniz, reaksiyonunuz ne olacak? Bunu merak ediyorum. Çünkü gerçekleşmeyen 30 Nisan'da bir seçim vardı. Bugün ne reaksiyon veriyorsun onu vereceğim. Zaten benim reaksiyonum 30 Nisan'da da 11 Haziran'da da değişmedi. Evet. Sayın Başkan, bir de bu 30 Nisan'da son dakikada gerçekleşmeyen seçim ve başvuran üyenin bir şekilde sizinle ilişkilendirilmesi, daha sonra aday olması, bütün bu süreç bir şekilde belki sizin de kulağınıza geliyordur ama sizinle ilişkilendirildi. Hı hı. Ve 11 Haziran'da belirttiğiniz tarih ve takvimle alakalı olarak da son ana kadar, son dakikaya kadar adaylığınız konuşuluyordu. Hı hı. Hatta size destek veren camiadan önemli isimler de vardı. Hı hı. Bu noktada aday olmayı, tekrar aday olmayı düşündünüz mü? Düşündüyseniz... Hayır, düşünmedim. Aday olmayı düşünmedim. Size bu yönde telkinde bulunan... Şimdi kötü niyetli şekilde bizle ilişkilendirilmeye çalıştığını biliyorum, duyuyorum. Bunu bu niyetle yapanlar da var ama bu üyemiz, davayı açan üyemiz hepinizin kanallarında çıkıp zaten kendisi niyetini, niye yaptığını anlatıyor. Kendiniz kendisine sorabilirsiniz. Niye yapmış? Hedefi neymiş? Zaten kendisi de aday oluyor anladığım kadarıyla. Takip ettiğim kadarıyla. Dolayısıyla yani kendisine sormanız gereken bir soruyu bana sormamanız gerekir. Kendisinin size tavsiyesi var ama. Yani efendim? Kendisinin size tavsiyesi var. Ben olsam 2024'de seçim takvimine koyarım. Bir şekilde bir açıklaması oldu. Bana tavsiye oldu. Veren çok da. Yol gösteren çok da, o yolda önemli olan birlikte irade koymak. Daha doğrusu konu ben de değilim. Konu Galatasaray. Galatasaray için en doğruyu yapmamız lazım. Evet, Sayın Başkan. Bu aşamada tavsiyelere açıkçası biraz karnım tok. Evet, buyurun. Size aday olmanız noktasında, tekrar seçime girmeniz noktasında camiadan bir takım destekler olduğunu da duyduk bu süreçte. Bir değerlendirme yaptınız mı? Ekibinizle bir değerlendirme yaptınız bugün, mı? Bugün size burada yaptığım konuşmanın aynısını yaptım. Hiç kimseye farklı bir konuşma yapmadım. Hiç liste oluşturma çabanız olmadı mı? Efendim? Hayır. Liste oluşturma çabam olmadı. Herhangi bir kişiye de listeme girmesi yönünde herhangi bir teklif yapmadım. Kimseye de aday olacağımı söylemedim. Sayın Başkan, son olarak kısa transferi evet durdurdunuz. Evet. Ama diğer taraftan da Galatasaray'ın oyuncuları işte bir takım teklifler geldi, yazılıp çiziliyor. Bu noktada işte özellikle Campos'un ilişki ağı Galatasaray'a çok önemli kapılar açacaktı. Gelirler belki de getirecekti. Galatasaray kulübüne Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere herhangi bir oyuncuyla ilgili gelmiş bir teklif var mıdır masada? Benim elime ulaşan herhangi bir resmi teklif şu anda yok. İlgi duyduğumuz ilgili olanlar var. Takip ettiğini bildiğimiz bazı kulüpler var. Elimize herhangi bir teklif gelmedi ama dediğim gibi yönetim kurulu olarak herhangi bir oyuncu satışı veya alımı transfer döneminde yapmama kararı aldık. Teşekkürler. Evet.
Habertürk transfer döneminde diyor, özür dilerim, seçime kadar giden süreçte. Habertürk Erhan Kanadı Güzel, öncelikle hayırlı olsun kararınız tamam. Sayın Başkan. Tabii 30 Nisan'daki seçimi son ana kadar erteleneceğini kimse kestiremiyordu. Önce ertelendi, sonra siz itiraz ettiniz, sonra tekrar üst mahkemeye taşındı. Dolayısıyla şimdi 11 Haziran'daki seçimle alakalı da insanların kafasında bir soru işareti var. Acaba son ana kadar işte hukuksal labirentler isimli takıldı. Yine bir hukuksal labirentlerin içinde Galatasaray boğulur mu? 11 Haziran'daki seçimin ufak da olsa iptal olma veya ertelenme ihtimali var mıdır? Kulüple alakalı olarak bunu sormak isterim. Bireysel olarak siz de bıraktığınız için artık görevi hani bırakacağını söylediğiniz için sizinle alakalı şunu sormak istiyorum. Sanırım bir yıl önce bugüne dönseydik size bugün bu basın toplantısında bunları söyleyeceğinizi söyleseydim. Acaba neler yaşayacaktım diye bayağı bir şaşırırdınız diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla şaşırmazdım. Peki. Neden şaşırmazdım onu söyleyeyim. Tabii ki detaylarıyla şaşırdım. Ben aday olurken kendi arkadaşlarım, bunu da defalarca seçim döneminde söyledim. Kendi arkadaşlarıma birebir, her arkadaşım bila istisna, ekibimdeki çok değerli arkadaşlarımız var. Bu dönemde çok önemli tecrübeler edindiler. Çok da büyük hizmetleri oldu. Onlar adına da üzülüyorum bu yapılan haksızlığa. Ben çok zor kararlar alacağımız bir dönemde asla popüler olmadan Galatasaray'ın geleceği için önemli hamleler yapmamız gereken bir dönemde aday olduğumuzu, kimsenin popülarite beklememesi gerektiğini, hatta Mart'ta yapılacak ilk olağan genel kurulda ibrasızlıkla karşı karşıya kalabileceğimizi de söyledim. Beni şaşırtan şu oldu, demin de söyledim, Galatasaray içinde bu kadar kötülük olabileceğini, Galatasaray'ın geleceğini düşünmeksizin bu kadar ciddi anlamda bize yönelik bu kadar iyi niyetliyken kötülük yapabileceğini tahmin etmedim. Ama diğeri zaten biz bu yola dediğim gibi kendimiz popüler olmak veya iktidarımızı sürdürmek için değil, Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için girmiştik. Bütün işte bu öngördüğünüz şeylerin dışında gerçekleşen şeyleri bugün göz önünde bulundurduğunuzda, bir yıl önce seçime girerken büyük bir heyecan vardı ama bugün gerçekten yıprandığınızı biz de görüyoruz Sayın Başkan. Dolayısıyla bir yıl önceye dönseniz doğru zaman, doğru ambiyans, doğru bir oluşum içerisinde olmadığını veya biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu düşünür müydünüz? Çünkü genç bir başkansınız ve önünüzde daha uzun ömürler var. Allah uzun ömür versin tabii genç. Ki. Benim bir Galatasaray idealim var. Bu konuyla ilgili bu dönem vicdanım çok rahat. Yani benim hep İbra'dan önce bana sormuşlardı ne düşünüyorsunuz diye. Ben vicdanımda kendimi Galatasaraylı olarak arzu ettiğim gelecekle ilgili strateji bakımından ben İbra'ya diyorum demiştim. En önemlisi o. Galatasaray'a ciddi zarar getirmeyecek uzun vadeli hatalar olmuş oluyor. Hiçbir stratejimizden ödün vermedik. Galatasaray zaten şimdi adaylar seçim döneminde, bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Birçok aday bizim yaptığımız projeleri devam ettireceğini söyledi bazı konularda. O da bir enteresan tabii. Hatta yönetim kurulu arkadaşlarıma teklifler yaptılar, ekibimdeki arkadaşlarıma. Ben kendi ekibimdeki arkadaşlarıma da onu söyledim. Bu kadar Galatasaray'a zaman vakit vermiş ve değerli insanın listelerde olmasını çok önemli görüyorum. Galatasaray'a hizmet etmeye devam eden önemli olan iktidar değil dedim. Onlara da arzu ederlerse diğer adayların tekliflerine pozitif şekilde dönmelerini söyledim. Bugün de aynı şey geçerlidir. Çünkü bu kadar insan kaynağı yetişti. Çok kalabalık bir ekip. Çok ciddi mücadele ettiler. Tecrübelendiler. Onlardan Galatasaray'ın faydalanmasını gelecekte çok önemli Galatasaray için görüyorum. Herhalde sorunuzun cevabını alırsın. İlk sorumun da cevabını alırsam benim için. İlk soru hangisi? Seçimle alakalı iptal olma durumu olur mu? En ufak bir ihtimal var mı? Seçimin? Valla seçim dönemiyle ilgili bütün mahkeme kararlarına karşı biz kulüp olarak adayların da riyasetinde ve divan başkanı riyasetinde doğru olan bütün savunmaları yaptık. Ama çıkacak kararları zaten önceden ben biliyor olsam herhalde çok rahatlardım ona göre. Ama hiçbirinin tabii adalet, mahkemelerin kararları. Bununla ilgili herhalde benim bir şey söylemem çok abuk subuk olur. Umut ediyorum. 11 Haziran'da seçimimiz, yani 4-11 Haziran'da yapılacak. Biz tekrar daha önce yaptığımız gibi bu seçimin yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakat seçim aynı samimiyetle
olmayacağımı söyleyebilirim adaylara karşı. O samimiyetsizliği gördükten ve ikiyüzlülüğü gördükten sonra aynı samimiyeti göstermeyeceğimi söyleyebilirim. Ama Galatasaray'a aynı sevgi ve Galatasaray'a aynı duygularla bu süreçte davranacağımdan da kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Başkan, galiba Sezgin Gelmez sormuştu. Çok soru sorduğu için Nevzat arada kaynamış olabilir, karıştırmış olabilirim. Yeni yönetime ne tavsiye edersiniz? Sezgin abinin sorusuydu. Bende şöyle bir bilgi var. Cumartesi günü Dursun Özbek'le bir araya geldiğinize dair bir bilgi var. O toplantıda Dursun Başkan'a kulübün iç yapısı ya da mali yapısı, şartları, kulübün durumu ile ilgili bilgi verdiniz mi? Bunu merak ediyorum. Dursun Başkan, biz de biliyorsunuz eski başkan tabiri yoktur. Ayrılan başkanlar da başkandır. Sayın Dursun Özbek de sadece cumartesi değil, görevim sürecinde sürekli görüştük. Kendisinden kendi döneminde başlatmış olduğu özellikle gayrimenkul projeleriyle ilgili bilgi, fikir aldığım gibi kendisinden destek de istedim çoğu zaman. Dursun Bey'le yaptığımız o görüşmede ve bütün bu süreçler içerisinde Dursun Başkan bana aday olup olmadığını sorduğumda sen olduğun yerde ben aday olmam demişti. O gün yaptığımız görüşmede tabii ki sürekli biz Galatasaray başkanlarıyla ve Galatasaray yöneticileriyle görüştüğümüz zaman Galatasaray'ın sorunlarını devamlı tartışıyoruz. O zaten bir görüşmenin ortak noktası, sürekli fikirlerimizi, ama Dursun Başkan zaten dönemimiz itibariyle bizle çok yakın olduğu için her konuyu biliyor. Başkanımız olarak her konudan bilgi sahibi. Ben orada net bir şekilde kendisine aday olmayacağımı da söyledim. Ondan sonra zaten sizin söylediğiniz bir takım dedikodular çıktı ama dediğim gibi kendi takdiri ve kararıdır. O veya başkası aday çıkarsa Galatasaraylılar en doğruyu seçerler eminim. Teşekkür ederim. Evet. Mesut Yıldırım, Sözcü Gazetesi. Buradayım başkanım. Evet. Konuşmanızda bahis çetesinden bahsettiniz. Bunu biraz açar mısınız? Sosyal medyada troll hesaplarıyla ortak çalışan yönetimleri, özellikle bizim yaptığımız projeleri ve bizi yıpratmaya çalışan hesapların bu gündemden boş bulundukları vakitte aldıkları reklamlara ve yazdıkları konulara bakarsanız bunu çok net bir şekilde görürsünüz. İllegal bazı çetelerin reklamlarını yapan çoğu site bize karşı özellikle maalesef umarım dediğim gibi adalete başvurduk, tespit edilir. Galatasaraylı, içimizdeki bu Galatasaraylı çirkin oyunu oynayanların yüzlerinde görme fırsatı bulur diyorum. Evet. Başka sorusu olan yok sanırım. Evet. Evet, basın toplantımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler.